Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar. Üçüncü köyümüzün 33. sorusunda kalmıştık. Pozitif terimli ayın geometrik dizisinde A3'ümüz 6, A5'imizi 54 olarak vermiş bize. A10 değerini soruyor. Öncelikle R'mizi bulalım arkadaşlar. R neydi? Kök içerisinde A5 bölü A3 diyordum. 5 tane 3 çıkardığın zaman 2, kökün derecesi 2 yazmaya gerek yok. Bu da arkadaşlar 54 bölü 6 yapar. O da kök 9 yani 3'tür arkadaşlar. R'miz 3'müş. A10'u soruyor bize. A10 arkadaşlar A1 çarpı R üzeri 9'du. Ya da A1'i bilmiyoruz. Veya A3 çarpı R üzeri 7 şeklinde de yazabilirim ben bunu. A3'ümüz ne? 6. R'miz ne? 3. 3'ün 7. kuvveti şeklinde yazdım. Bu da arkadaşlar düzenlersem 2 çarpı 3 çarpı 3 üzeri 7. Şurada tabanlar aynısı, üstler toplanır mantığından 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 8 cevabına ulaşmış oluyorum. Ve 34. soru. Yani AN geometri dizisinde A5'i 8x, A18'i y bölü 4, A10x çarpı y bölü 8 ve A13'ü A13'ü soruyor bize. Arkadaşlar ben şunu söylemiştim her zaman. İki terimin çarpımı yani uzaklıkları aynı ise bunların çarpımları birbirine eşittir demiştim. Örneğin burada A5 ile A18'in çarpımı A10 ile A13'ün çarpımına eşittir. Nereden biliyorsun hocam? Çünkü 5 ile 18'in toplamı da 23'tür. 10 ile 13'ün toplamı da 23'tür. A5'imiz ne burada? 8x yazdım. A18'imiz ne arkadaşlar? Y bölü 4 yazdım. A10 x çarpı y bölü 8 şöyle yazayım. Çarpı A13. Zaten bize A13'ü soruyor. Şu şekilde gidenler gitsin arkadaşlar. İki tarafta x var. X'ler gider. Y var. Y'ler gider. Şurada da 4'e böldüm gitti. 4'e böldüm. 2 geliyor. İçler dışlar yaparsanız 2 çarpı 8'den 16 eşittir A13. Demek ki A13 dediğimiz arkadaşımız 16'ymış. Ortak çarpan 2. Yani R'miz 2. Altıncı terim 256 yani A6 256 olan bir geometrik dizinin 12. terimi kaçtır diyor. Bize A12'yi soruyormuş demek ki. A12 arkadaşlar ben A6 çarpı R üzeri 6 şeklinde yazabiliyordum. A6 ne? 256. 256 2'nin 8. kuvveti demektir. R'miz de 2'dir. 2 üzeri 6 gelir burası. Tabanlar aynı ise üstler toplanır. 2 üzeri 14 cevabına ne yapıyorum? Ulaşıyorum. 36. soruya geçiyorum. A sıfırdan büyük olmak üzere bir A9 geometrik bir dizinin ardışık 3 terimi olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada A1'imiz A, A2'miz pardon A1'imiz 1 özür dilerim. A2'miz A, A3'ümüz 9'muş. Peki formülden A2 arkadaşlar aslında bize A1 ile A3'ün çarpımının karekökünü veriyordu formülden. Bu da A2 A'ya eşitti yazdım. Bir saniye şöyle. A'ya eşitti yazdım. A çarpı kök içerisinde A1'imiz 1, A3'ümüz de 9'du. 1 çarpı 9, 9, 9 kök dışına 3 olarak çıkar. A'mız demek ki 3'müş. Yani kısacası ortadaki terim diğer solundaki ve sağındaki terimlerin çarpımının karekökünü eşittir arkadaşlar. Evet mesela burada 1x9 ve xy'yi 3 sayıları farklı geometrik dizilerin ardışık üçer terimiymiş. Bakın aynı şeyi yapıyorum. X'imiz arkadaşlar aslında burada 1 ile 9'un çarpımının karekökünü eşittir. O da 3 olarak çıkar. Y'imiz arkadaşlar kök içerisinde değil mi? Ortadaki terim budur. X ile 75'in çarpımının karekökünü eşittir. X'imiz 3 bulduk. 3 çarpı 75 o da 225 yapacaktır. 225 15'in karesi olduğu için dışarıya 15 olarak çıkar. Bize x de y'nin toplamını istiyor. 3 ile de 15'i toplarsanız 18 cevabına ulaşacaksınız. 18, 38. sorumuz. AN pozitif terimli bir geometri dizisi olmak üzere. A20 12, A25 16 olduğuna göre A15 kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada da A20 aslında şöyle kök içerisinde A25 ile A15'in çarpımına eşittir. Hocam nereden biliyorsun? Çünkü bu ikisinin toplamının yarısı 20'yi verecektir. 25 ile 15'i toplatır. 2'ye bölü 20'yi verecektir arkadaşlar. A20'miz 12'ymiş. Yazdım. Kök içerisinde A25 16 çarpı A15 olarak geliyor.
Burada arkadaşlar her tarafın karesini aldığını düşünün. Her tarafın karesini aldığımızı düşünün. 12'nin karesinden 144 gelecektir. Eşittir 16 çarpı a 15 olacaktır. Her tarafı 16'ya bölüyorum. 16'ya böldüm gitti. 16'ya böldüm 9 geliyor. Demek ki a 15 dediğimiz arkadaş 9'a eşit. Evet, 39. soru. Ne demiştim? Bak, bir önceki soruda dedim ki kök içerisindeki a 25 ile a 15'in çarpımı a 20'ye eşit. Neden? Çünkü 25 ile 15'in toplamının yarısı 20'ye eşit. O halde burada da a'nın geometrik dizisinde a'nın artı 3 eşittir. Kök içerisinde a'nın eksi 2 çarpı a 12 olduğuna göre n kaçtır diyor. Şu kök içerisindeki ifadelerin, şunları, terimlerin, sayıların toplamının yarısı bize n artı 3'ü vermek zorunda. Yani n eksi 2 ile siz 12'yi toplayıp 2'ye böldüğünüzde n artı 3'ü ne yapmak zorunda? Vermek zorunda. İçler dışlar yapalım. Şurası n artı 10 geldi arkadaşlar. İçler dışlar yaparsam 2n artı 6 gelecektir. N'i bu tarafa at, 2n'den çıkar. N 6'yı bu tarafa at, 10'dan çıkar 4. Demek ki n'imiz arkadaşlar 4'müş. Evet. 40. soru, 1 bölü 8 ile 16 arasında 6 terim yerleştiriyormuşum. 1 bölü 8 ile arkadaşlar şu şekilde bir sileyim şurayı. Bir saniye. 1 bölü 8 ile 16 arasına şuraya 6 terim yerleştiriyormuşum. Tamam, 6 terim yerleştirdim. O zaman bizim birinci terim ne olacaktır? 1 bölü 8. 8. terim de 16 olur değil mi? Çünkü 6 terim burada, 1 terim burada. 8. terimimiz 16 olacaktır. Yani A8 de 16. Bize A3'ü soruyor arkadaşlar. A3'ü bulurken önce bir R'yi bulmam lazım değil mi? R'yi bulurken şunu yapalım. Bu sefer değişiklik yapalım. A8'i ne yapalım? A1'e bölelim. R eşittir köklü ifadede bir formül vardı. Onu yapmak zorunda değilsiniz her zaman. A8'i ben A1 çarpı R üzeri 7 olarak yazabilirim. Bölü A1. A1'ler gider. Normalde A8'i A1'e bölmek demek 16'yı 1 bölü 8'e bölmek demektir. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarp yaparsanız burası 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3 gelecektir. Çünkü 16 2 üzeri 4'tür. 8 2 üzeri 3'tür. O da 2 üzeri 7 yapacaktır. Demek ki R üzeri 7'miz 2 üzeri 7'ye eşitmiş. O zaman buradan R'miz 2'ye eşit olacaktır. R'yi bulduk. A1'i de biliyoruz. O zaman biz aslında A3'ü, yani baştan 3'ün bir terim olan A3'ü buluruz. O da A1 çarpı R kare demekti. A1 1 bölü 8. R'miz de 2 idi arkadaşlar. 2'nin karesi. O da 4 gelir. 4 bölü 8 de sadeleştirirseniz 1 bölü 2 cevabına ulaştırır sizi. Pozitif terimli bir geometrik dizinin ilk 5 terimine 2ABC 162 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada da yapacağımız işlem şu. A1'imiz burada ne arkadaşlar? 2. A5'imiz neydi peki arkadaşlar? 162. Siz A5'i A1'e böldüğünüzü düşünün. A5'i A1'e bölmek demek aslında 162'yi 2'ye bölmek demektir. Bu da 81 yapacaktır. Tamam. A5 neydi arkadaşlar? A1 çarpı R üzeri 4 demekti. Tamam. Bölü A1. A1'ler gider. Bu ne eşit arkadaşlar? 81'e. Neyin dördüncü kuvveti 81'di? 3'ün dördüncü kuvveti 81'di. O zaman R'miz ne gelecektir? 3 gelecektir. R'yi de bulduk. O zaman 3 çarpı 3 çarpı şeklinde gidiyor. Terim ne arkadaşlar? 2. İkinci terim 2 çarpı 3'ten 6. 6'yı bir daha 3 ile çarptım. 3'ün terim 18. 18'i 3 ile çarptım 54. 54'ü 3 ile çarptım 162 şeklinde ne yapar? Böyle terimlerin devam eder. 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde. Peki. Bize A artı B artı C'yi soruyordu. A'mız burada 6 bulduk. B'mizi burada 18 bulduk. C'mizi de 54 bulduk arkadaşlar. Toplarsanız 6, 54, 60, 18 daha 78 cevabına ulaşacaksınız. 42. soru. İlk terimi 3 vermiş. A1'imiz 3'müş. Ortak çarpan R'yi 9 vermiş. Tamam. N'inci terimine vermiş arkadaşlar AN'i 27 üzeri N eksi 2 olarak vermiş. Tamam. Normalde biz AN'i nasıl buluyoruz? A1 çarpı R üzeri N eksi 1 formülüyle buluyoruz. A1'imiz 3 arkadaşlar. R'miz de 9 olduğu için 9 üzeri N eksi 1 diyeceğiz. Peki bu neye eşitmiş? 27 üzeri N eksi 2'ye eşitmiş. 27 üzeri N eksi 2'ye eşitmiş. Şimdi hepsini 3 türünden yazalım. 3 üzeri 1 çarpı 9, 3'ün karesidir. 2 üzeri, o zaman 3 üzeri 2 n eksi 2 olacaktır burada. 3'ün karesi olduğu için 2 ile n'i çarptım. Bir de eksi 1'i çarptım 2'yi.
Eşittir. 27 3'ün kübüydü. 3 çarpı o zaman 3 üzeri 3n eksi 6 gelecektir bu. 3 de çarptım. 3n 3 de çarptım. Eksi 6 şeklinde. Tabanlar aynısı üstler toplanır. 2n eksi 2 artı 1 daha eksi 1 yapacaktır. Eşittir. 3 üzeri 3n eksi 6. Tabanlar eşitse üstler de eşittir birbirine. 2n eksi 1 eşittir. 3n eksi 6'dır. 2n'i buraya attım. 3n'den çıkardım ben. Eksi 6'yı buraya attım. Artı 6 olarak geçti. Eksi 1 daha artı 5 yaptı. N'i 5 olarak buldum. Zaten bize N'i soruyordu arkadaşlar. Evet. Bir geometrik dizinin ilk 5 teriminin çarpımını 32 olarak vermiş. Yani aslında A1 çarpı, A2 çarpı, A3 çarpı, A4 çarpı, A5, 32 olarak verilmiş. Üçüncü terimi soruyor arkadaşlar. Bizim üçüncü terimimiz arkadaşlar, üçüncü terimimizin karesi A1 çarpı A5 değil miydi? Değil mi? Çünkü 1 ile 5'i topla 6, 2'ye böl, 3'ü verecektir. Ve A3'ün karesi aynı zamanda A2 ile A4'ün çarpımına da eşittir. Değil mi? Formüller üzerinden gidiyorum şu anda. 2 ile 4'ü topladım 6, 2'ye böl, 3. Değil mi? Bu şekilde. O zaman ben A1 çarpı 3, şurada A1 çarpı A5 yerine A3'ün karesi yazabilirim. A2 çarpı A4 yerine A3'ün karesi yazabilirim. Bir de A3'üm var bir tane. A3 yazayım. Eşitmiş neyi arkadaşlar? 32'ye. Kaç tane A3'ü yan yana çarpmışım? 2, 2, 1 de burada 5 tane. A3 üzeri 5 diyeceğim o halde. Eşittir 32. 32, 5, 2'nin 5. kuvvetiydi. O halde A3'ümüz buradan ne gelecektir? 2 gelecektir. Son sorumuz. Bununla ilgili 3. fövümüzü de bu şekilde bitirmiş olacağız. AN pozitif terimli bir geometrik dizidir diyor. A2'ye A2N'e kadar 27 vermiş toplamlarını. A3'ü A2N artı 1'e kadar 12 vermiş toplamlarını. Buna göre R'yi yani ortak çarpanı sormuş arkadaşlar bize. Ben A2 gördüğüm yere A1 çarpı R üzeri 1 diyebilirim. A4 yerine A1 çarpı R küp. Değil mi? A6 yerine A1 çarpı R üzeri 5. Ve son olarak şöyle gitti gitti artı A2N yerine de A1 çarpı R üzeri 2N eksi 1 diyebilirim. Eşitmiş 27'ye. Şimdi arkadaşlar şöyle mavi alayım. Ben burayı A1 çarpı R parantezini alabilirim. Alayım. A1 çarpı R parantezini alırsam. Şuradan 1 gelir. Buradan R kare gelir. Buradan R üzeri 4 gelir. Gider nereye kadar? 2N eksi 1'e kadar. Bunun bir tane R'sini alırsam buradan da R üzeri 2N eksi 2 gelecektir. Bir tanesini aldım ya bir tane çıkarmış olurum. O şekilde eşittir 27. Geldim diğer arkadaşımıza. Diğer arkadaşımız kimdi? Şu alttaki. Değil mi? Rengi değiştirdim zannettim. Değiştirmem için. Onu da aynı şekilde yazıyorum. A3'ü ben A1'in A1 çarpı R kare şeklinde. A5'i A1 çarpı R üzeri 4 şeklinde yazabilirim. A7'yi A1 çarpı R üzeri 6 şeklinde yazabilirim. Nokta nokta gidiyor. Nereye kadardı? Gittiğini düşün. A1 çarpı R üzeri 2n şeklinde r kare parantez her 2n şeklinde yazabilirim burayı. O da eşittir arkadaşlar 12. Tamam. Niye biliyor musunuz? 1 ile 2n'i topla 2n artı 1'i verecektir. 1 ile 6'yı topla 7'yi verecektir. O şekilde yapacaksınız. Burayı da A1 çarpı r kare parantezini alıyorum. A1 çarpı r kare parantezini alıyorum. Buradan 1 geliyor. Buradan r kare geliyor. Buradan r üzeri 4 geliyor. Değil mi? Şu şekilde. Artı buradan da bak iki parantezin aldığın için 2 eksilmiş gibi düşün. R üzeri 2n eksi 2 olur. Yani aslında öyle oluyor değil mi? Mesela R kare parantezini aldın. A1 zaten hepsinde A1 olduğu için A1 parantezini almak kolay. Önemli olan R kare parantezini almak burada. R kare parantezini alırsan sen 6'dan ne yapıyorsun aslında? 2 çıkarıyorsun. R üzeri 4 yazıyorsun. 4'ten 2 çıkarıyorsun. 2 yazıyorsun. Tamam mı? O şekilde. 2n'den 2 çıkardım. 2n eksi 2. R üzeri 2n eksi 2 olmuş olur. Eşittir. Bu da 12'ymiş. Şimdi ikisini de birbirine böldüğünü düşünelim arkadaşlar. Şu yukarıdaki ile şu yukarıdaki ile burası anlaşıldığını düşünüyorum. Şöyle yapacağım bak. Burayı sileyim. Anladınız çünkü. Alırsınız bunu. Yazarsınız. Şurayı, şurayı ikisini bulduk. İkisini şu şekilde bölelim birbirine. Pardon. Düz çizgimiz yok. Herhalde düz çizgi. Düz çizgi gibi yapmaya çalışalım. Şöyle böldüğümüzü düşün, tamam mı? Bak. Bölersek gidenler var. Kimler gidiyor hocam?
A1'ler gidiyor mesela. Değil mi? Böldüğümüzü düşünüyoruz. R'yi R kareye bölüyorsun. Bir tane R'ye gitti. Aşağıda bir tane R kaldı. Tamam. Şu ifadeyle parantez ifade. Şu ifade aynı olduğu için götürdü birbirini. Sol tarafta yukarıda 1 kaldı. Aşağıda R kaldı. Sağ tarafa geliyorum. 27'yi 12'ye böl diyor. 3'e bölsem 27'yi 9. 12'yi 3'e bölseniz 4 yapar. Değil mi? Ters çevirirseniz R bölü 1. R bölü 1, 1 R olduğu için yazmadım. 4 bölü 9 olacaktır. Zaten bize de soru neyi soruyor? Ortak çarpanı bul. Yani R'yi bul diyordu. Biz de R'yi bulmuş olduk arkadaşlar. Evet, üçüncü soruyu iki parça şeklinde bitirmiş olduk. Birinci parça ilk 32 soru şeklinde paylaşmıştım. Onu da son 12 soru olarak şeklinde paylaştım. Umarım faydasını görürsünüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol soru çözmeyi asla unutmayın. Lütfen bu sorularla ilgili, yani bu konuyla ilgili ne kadar soru çözerseniz o kadar akılda kalıcı olacaktır. Görüşmek dileğiyle.